Çok tatlı bir çiftmiş bunlar. 40-45 yıldır evliler düşün. Köyün girişinde hemen küçük bir restoranları var, birlikte işletiyorlarmış. Orada birlikte yemek yapıyorlar falan, muhtemelen o yüzden aldılar bu zeytinyağlarını da. Ne tatlılarmış. Ben birebir hiç tanışmadım onlarla. Ama adada herkes bilir yani, anlatıyorlar gerçek aşk hikayesi falan. Birbirini çok seviyorlarmış, herkes onlara imreniyormuş. Yani düşün, bunca yıl geçmiş. 40 yıl diyorum yani, 40 yıl sonra bile hala birbirlerini böyle seviyorlar. Yeter artık ya! Bu yaşıma kadar dayandım sana artık! Yeter, yeter! Ya kaç senelik tabak onlar, tabaklar acı bari! Sen misin bana yalan söyleyen? Sen misin benden habersiz o arsayı satan? Ahtım olsun, boşayacağım seni! Sıkı sen boşa, boşa da görelim. Ha, merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama. Hoş geldiniz evladım, hoş geldiniz. Geçin, geçin. Ay, koyun şu ellerinizdekini de buraya. Gel, gel. Gel kızım, geçin. Fatih! Bu ne? Eros'un oku. Aa, kalbe can verir ayol. Ne oluyor? Geliyoruz birazdan. Kim geliyor? Ayol, Selman yemeğe çıkartmak istemiyor musun oğlum? Ben mi? Yok, ben. Yani tabii isterim. Sonuçta... Sonuçta aşıksın diyebiliriz yani. Nasıl gevşedim bak, görüyor musun? O kişi yaradı. Ay, bak ben her şeyi ayarladım, tamam mı? Selma ile konuşma biri var. Sen sadece onu yemeğe çıkartacaksın, davet edeceksin. Güveniyorum sana da Fatih'i. Hadi bakalım. Yalan konuştu bana. Koynumda yılan beslemişim. Yalan konuşmadım ben. Doğru söylemeye çalıştım ama beceremedim, yapamadım. Arada fark var. Hı? Ne farkı var? Ya bir müsaade et de derdimizi anlatalım. Şöyle yapalım. Teker teker gibi olsun, tamam mı? Önce amcadan başlayalım. Amca sen anlatmaya başla. Konuş hadi. Konuş, dinliyoruz. Amca sen ne yaptın ki gerçekten bu kadar? Ya bizim bir arsa vardı. İyi bir fiyat verdiler, sattım ben de bunu. Ama hanıma satmadım dedim. Aa, o zaman teyze haklı canım. Yani işin içine yalan karışmış artık. Haklı. Bir kerecik söyledim ya. Vallahi kaç senedir bir kerecik söyledim. Gerçeği söyleyince dedeniyor bu. O yüzden gerçeği söylemeye çekindim işte. Ha? Ama çok ama çok pişmansın. Değil mi amca? Pişmanım tabii canım, olmaz mıyım? Ben o üzülsün ister miyim? Bir tanecik karım o benim. Bunca yıllık karım. Haklı işte. Amca haklı. Mecbur kalmış. Ne yapsın? Şimdi mecbur kalmış da son pişmanlık da bir işe yaramıyor değil mi teyze? Hay yaşa be evladım. Ya ama burada şimdi karşılıklı konuşup anlaşmak önemli olan değil mi ha? Tabii canım. Her işin başı sevgi. Ha işte. Her şeyin başı sevgi. Ya sevgi var zaten. Ben yok mu diyorum? Ha evladım, sevgi yok mu? Var mı? Yok mu yani? Yok mu? Yok mu? Ha, sevgi var canım. Sevgi olmaz olur mu? Var sevgi. Var da. Selma. Ne? Hadi gel şu dükkana gidelim. O Görkem. Ne kız Görkem? Liseli aşıklar gibi trip yapıyorsun bana. Hadi merhaba diyelim adama. Selam ver. Gel dedim görüyorum. Şurada gel gel. Selma'cığım, Selma'cığım. Merhaba Selma, hoş geldin. Aleyküm selam Fatih. Kedi maması almak için gelmiştik biz. Senin kedin mi var? Yok, mama seviyoruz biz. Manyaz akşam yemeğinde böyle sofrada hep mama yeriz, ıslak mama. Ya o sokak hayvanları için ayol. Tabii, çok güzel mamalarımız var. Etli var, tavuklu var, balıklı var. Sevgi var tabii canım. Ben seviyorum bu adamı. Ama bir kere şu kalp kırılınca tamiri mümkün olmuyor. Ama hanım şimdi sen de yani. Bravo teyze, gerçekten helal olsun. Aması maması olmaz böyle işin. Yalan var bir kere. Ben de aşığım. Karım benim o. Kaç senelik karım. Evimin kadını. Helal be amca. Helal olsun. İşte bu problem çözüldü. Ya karşılıklı konuşulup anlaşılınca her şey ne kadar kolay. Bitti. Hiç öyle kolay molay değil kızım.
Madem ki yaptı hatasını, cezasını çekecek. Kesinlikle teyze, katılıyorum sana. Çekerim ben. Neyse cezam çekerim, bitsin bu iş. Vallahi bitsin be amca. Bence de bitsin. Neyse cezam, ben de sana yardım edeceğim. Hadi bakalım. Madem öyle, bahçenin kalan yarım işlerinin hepsini bitireceksin bugün. Bu sıcakta. Bu sıcakta. Güneşin altında. Ha, güneşin altında. Bir sorun mu var? Sen hangisini seversin? Yani kişisel hayatında. Aa, yok ben öyle yemek ayırmam ya, her şeyi yerim. Ama balık çok severim mesela. Balıklı mama diyorsun yani. Fatih'ciğim, mama demiyordur bence. Başka bir şey diyordur. Şefin spesiyelinden bahsediyordur belki. Tamam. Eğer sen de istersen ben böyle birlikte seni balık yemeğe davet etmek istiyorum da. Orada hem de yemekte böyle uzun uzun kedilerden konuşuruz. Yahu bırak kediyi. Görkemciğim sen dışarıda mı beklesen acaba? Patili günler. Yani olur tabii. Yani biz böyle dostane bir yemek yiyebiliriz seninle. Çünkü ben akşamları acıkıyorum. Yani akşamları yemek yiyorum normal insanlar gibi. Böyle bunlardan bir tanesini birlikte yiyebiliriz. Olur. Ben de acıkıyorum akşamları. İkimizin de acıktığı bir gece birlikte yeriz balık. Oldu o zaman. Mama? Yok, onu ben buluştuğumuzda alırım senden. Hay hay. Şu tarafa at, dibine dibine. Dibine dibine at. Heh. Biraz daha. Ne bakıyorsunuz? Çalışın. Keyfiniz yerine bakıyorum da. Maşallahınız var. Biz çok iyiyiz. Limonata da buz. Oo. Poyrazcığım. İyi izle bak. Bir daha böyle sahne göremezsin. Ben duymuyorum, duymuyorum seni. Devam et hadi. İyi izle diyorum. Aman neyse ya. Ben kime ne anlatıyorum ki zaten? Bir şeye ihtiyacınız var mı? Hay Allah razı olsun ya. Bir bardak soğuk su olsa çok iyi gelecekti. Ev orada. Gidin alın. Tövbe estağfurullah ya. Komik mi? Komik. Hayatımda gördüğüm en tutkulu, en romantik, en ıslak mamalı sahneydi. Sus Görkem, sus, seni öldüreceğim. Ben bütün bunları nehire nasıl açıklayacağım ya? Dertsiz başıma dert aldım. Yürü. Yürüyelim. Bunca yol, sen de keşke yalan söylemeseydin ha. Sen ne kabahat işledin? Aynısın. Benim kadın Yaman'dır da. Senin adamın da ondan aşağı kalır tarafı yok. Yani adam benim adam değil aslında. Yok, senin. Sana nasıl baktığını gördüm ben onun. Ben aşık adamı gözlerinden tanırım. Kendimden biliyorum. Öyle mi diyorsun? Sevindim senin adına, biliyor musun? Niye teyze? Hem güzel hem de düzgün bir kız bulmuşsun. Ay yok teyze, sen yanlış anladın. Haziran'la biz... Bırak şimdi. Onun sana nasıl baktığını gördüm. Sen de ona karşı boş değilsin. Seneye bu zamanda düğününüzde halay çekeceğiz ha. Her şey için çok sağ olun. Görüşürüz yavrum gene. Çok sağ olun. Gene gelin ha. Geliriz, geliriz. Ha, geliriz. Hadi afiyet olsun. İyi günler. Çok tatlı, çok komik insanlardı. Ben çok güzel bir gün geçirdim. Yani böyle diğerlerinden farklıydı. İlk defa sinir stres olmadan eğlenceli bir gün geçirdim. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Ne demek? Poyraz. Affettin değil mi beni? Lütfen.
artık. Artık bunu duymaya gerçekten çok ihtiyacım var. Gördün işte. Konuşunca, anlaşınca, karşındakinin içini gerçekten bilince. Sevince. Her şey daha kolay oluyor. Tamam. Ne tamam? Verseler de ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın. Bir kör oğlu bir hayvan. Şu anla yazmayınca harflerim mitallik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Susar bütün müzik. Artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Affettim seni. Çift gök bir şey çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, huzurlar erir. Sen bana yürüyünce çift gök kuşağı çıkar. Sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, huzurlar erir. Sen bana yürüyünce. Raporların geldi İdil'cim. Yani seninle biraz konuşmamız gerekiyor. Açıkçası çok beklediğim bir tablo değildi bu. Şimdi şöyle bir durum var. Merhaba damlanım. Ben, biz, hastanemiz... Bu süreçte hep senin yanında olacağız. Ben gerekli yerleri bizzat arayıp seni bilgilendireceğim. Hiç merak etme. Tamam. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Buyurun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederim en iyi dostum. Ne haber bakalım? İyiyim. Niye girmiyorsun denize? Yeni yemek yedim. Sonra gireceğim. Pişmiyor musun peki böyle? Sıcak değil mi? Bayağı sıcak. Herkes güneşleniyor. Sen niye çıkartmıyorsun üstünü? Niye çıkartmıyorum üstümü? Güzel soru ha. Üstümü niye çıkartmıyorum? Çünkü seviyorum üstümü. Herkesin garip bir huyu vardır zaten. Aynen. Benimki de bu işte. Üstümü çıkartmıyorum. Niye acaba? Hiç. Saçma sapan bir şey işte. Garip bir huy. Sen bilirsin. Kendine iyi bak en iyi dostum. Aa bak sana ne soracağım. Poyraz bu akşam gelir mi otele? Gelir herhalde de. Niye sordun ki? Hiç. Saçma sapan bir şey işte. Garip bir huy. Komiksin. Sensin o. Ne yapacaksın peki şimdi? Ya birkaç tane işim var, onları halledeceğim. Sonra otele uğrarım. Sen? Tamam. Akşam ben de gelirim o zaman. Beraber gidelim. Olur. Tamam. Ya da direkt orada buluşalım mı? Tamam. İdil.
şey mi oldu? Yok yok, iyiyim. Bir şey yok. Ya bir şey olmuş işte, anlatsana. Konuşmak istemiyorum. Edis, saçmalama. Bana da mı söylemeyeceksin gerçekten? Söyleyemem. Söyleyemem, gerçekten söyleyemem. İyi değil. Hadi lütfen söyle. Yani bu söylenecek bir şey değil ki. Anlamıyorsun. Yani bu konuşulacak bir şey değil. Konuşmak istemiyorum. Kimse bilsin istemiyorum. Beni yalnız bırak lütfen. İdil, seni bu halde yalnız bırakmayacağımı çok iyi biliyorsun değil mi? Ya söyle, sorun neyse beraber çözelim. Çözülebilecek bir şey değil bu. Anlamıyorsun. İdil, bir bana bak. Ya bak bir bana. Hadi. Belki okusan daha iyi olur. Ne, ben bunu anlamam ki. Bir sorun mu var, söylesene. Evet, bir sorun var. Hem de çok kötü bir sorun. Ben hastaymışım, hem de çok hastaymışım. Selam. Sen de kızgın mısın bana? Poyraz affetti mi seni? Affetti. Ben de affettim o zaman. Ben böyle içimde bir şey tutmayı pek sevmem. Yani zaten başıma ne geldiyse içimde tuttuklarım yüzünden geldi. O yüzden böyle çıkıp karşısına her şeyi söylemek gerekiyor, tamam mı? Ama biz öyle yapamıyoruz. Böyle hep dolambaçlı yollara giriyoruz. Hep böyle imalı laflar falan söylüyoruz. Konuşmak zor geliyor da ondan. Hep kendimizi kandırıyoruz. Erteliyoruz kendimizi hatta. Ama nereye kadar? Patlayıp çatlayana kadar. Ben patladım. Ben de çatlamadım değil ya. Bak, ben dün bir rüya gördüm. Böyle söyleyemediğim her şeyi söylediğim bir rüya. O kadar rahatladım ki sana anlatamam. Ben o rüyayı uyanıkken görüyorum her gün. Ama kabusla sonuçlanıyor Haziran. Ya bu sefer sonuçlanmazsa? Hı? Denemeden nereden bileceğiz? O ne demek? Biz niye kaybetmediğimiz bir savaşın yasını tutuyoruz demek. Değil mi? Savaşmadan nereden bilebiliriz ki? Doğru söylüyorsun. O zaman? O zaman? Çok korkuyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum gerçekten. Senden başka kimseye söyleyemezdim. İnsanlar bana acısın istemiyorum. İyi davranışlarıyla uğraşmak istemiyorum. Hem belki iyileşirim. Değil mi? Yani belki sonum kötü olmaz. Ya tabii ki iyileşeceksin Edil. Bak, olumsuz bir şey düşünme, tamam mı? İyileşeceksin, iyi olacaksın sen. Evet, ben de öyle umuyorum. Çünkü ölmek istemiyorum. Ya saçma sapan konuşma Edil. Bak, bir daha duymak istemiyorum, tamam mı? Sakın. Tamam. Özür dilerim. Doktorun verdiği ilaçları kullanırsam yani iyileşirim herhalde, biliyorum. Ama insanlar bana devamlı hatırlatırsa ben bunu beceremem yani. Onlarla uğraşamam. Nasıl yani? Sen babana da mı söylemeyeceksin? Ya da babaanneme? Hayır. Sakın Poyraz. Sakın, yani bana söz ver, tamam mı? Bu bizim aramızda bir sır olarak kalacak, tamam mı? Ya iyi değil ama... Aması yok. Poyraz, aması yok. Kimse bilmeyecek, tamam mı? Senin varlığın yeter bana, tamam mı? Sen yanımda ol, yeter bana. Kahve de iyi geldi. Bana da iyi geldi. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çıkıyoruz karşılarına. Böyle böyle şöyle şöyle diyoruz. Artık ne olacaksa olsun. Ne olacaksa olsun. Olsun tabii. Olsun. Bu arada sen kimden bahsediyordun? Boş ver. Olunca öğrenirsin zaten.
Sen zaten benim kimden bahsettiğimi biliyorsundur. Herkes biliyor senin kimden bahsettiğini Haziran. Değil mi? Hadi o zaman. Hadi o zaman. Bugüne kadar hiç konuşamamıştık. Çok iyi oldu. Memnun oldum. Ben de. Poyraz, ne haber? Gelsene. Görüşemedik bugün ya. Nasıl gidiyor? Pek iyi sayılmaz. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yardım edebileceğim bir durum mu? Yok yok, sağ ol. Benim biraz işlerim var ya, konuşuruz. Ya bir şey söyleyeceğim sana. Sonra git tabii, işlerinle ilgilen. Ama artık şu aramızdaki gerginliğe bir son versek olmaz mı? Bizim aramızda bir gerginlik yok Batu. Var aramızda bir gerginlik, biliyorum. Ve bunun sebebinin Haziran olduğunu da biliyorum. Bak, aranızda bir şeyler var. Bu çok belli. Ve benim bunu bozmaya hiç niyetim yok. Umarım çok mutlu olursunuz. Gerçekten. Biz Haziran'la arkadaşız sadece. Yani tamam, eskiden bazı şeyler yaşanmış olabilir aramızda. Ama bunların hepsi geçmişte kaldı. İyi geceler. Bak, ne olur dinle beni. O iyi bir kız. Gerçekten. Çok duru. O yüzden onun kıymetini bil, tamam mı? Vallahi çekerim kulağına. Ya şanslısın diyorum. Şanslı olduğunun farkında ol. Çünkü Haziran çok özel biri. Çok güzel. Eğlenceli. Ve en önemlisi ne biliyor musun? O karşısındaki erkeği nasıl mutlu edeceğini çok iyi bilen biri. Bak, bunlar senin canını sıkıyorsa konuşmak zorunda değiliz. Aynen. Umarım seni de mutlu eder. Çünkü beni mutlu etti zamanında. Yani kısa bir süre. Birlikte yemek yedik, benim evde film izledik, dans ettik, eğlendik. Bir şeyler yaşandı yani. O benim her halimi gördü. Ben de onun her halini gördüm. Gördüklerimizi unutmamız mümkün değil. Lan bana bak. Sana iki seçenek veriyorum. Ya o çeneni kaparsın, ya da o çeneni kırar senin eline verir. Melisa, ben de seni arıyordum. Ne haber? Melisa, bir şey mi oldu? Ne oldu? Ha? Söyleyemez misin? Peki gösterebilir misin? Patron, sen bir sakin olsana ya. Ben burada sana iyi dileklerimi iletiyorum, mutluluklar diliyorum. Ama sen sinirleniyorsun, agresifleşiyorsun. Ne yapalım yani, ha? Geçmişi yok mu sayalım? Yaşananlar olmamış gibi mi davranalım, ha? O geceler hiç yaşanmamış gibi mi davranalım? Sus lan, sus! Huzurlu bir ada, aşık bir çift. Bundan daha güzel ne olabilir?
Poyraz. Ama işte hayat bu ya. Her zaman günlük güneşlik olmuyor. Poyraz bir rüzgar. Bense fırtınayım. Ve bir fırtınayla her şey mahvolabilir. Poyraz sen ne yaptın? Poyraz, Poyraz ne yaptın? Poyraz ne yaptın? Düşmanın en büyük hilesi dostluğudur. Merhabalar. Ben en büyük düşmanınız ve en iyi dostunuz. Batu.